Peki. Bir öğrenci kardeşim gelse şuradan. Evet. Şalgam da geldi bu arada. Şalgamı unuttunuz. Of. Ver abi. Dese ki 5 liram var. Evet. Verir misin? Senin de tablon bu. Evet. Ressamın tablosu tuval üzerinde olur. Seninle evet, böyle. Evet. Tekrar terziye yapıyoruz. Of. 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 İsteğe göre maydanozlu ekmek yapabiliyoruz böyle terbiyeli. Tamam. Şu şekil. Şunu öyle bir göster. İşte bu. Şu. Sanat eseri bu ya. İsteğe göre bu ekmeği de yapabiliyoruz. Ustam hayırlı işler. Ne yapıyorsun? İlaç mı dağıtıyorsun orada? Tamam geleceğim. Şalgamı da içeceğim. Dostlar. Değerli dostlar. Anneler. Babalar, Türk bilim adamları en sonunda bu virüsleri kenelerek ilacını bulmaya başladı. Bakın burada bir şifahane var. Şifahane. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Ne yapıyorsun? İlaç tabletleri mi hazırlıyorsun? Aynen öyle. Ağzımızı başımızdan almaya. Evet, evet. Davetiye bunlar, bu kokular bu davetiye. Vay. Geliyorum, dur bakın ne yapıyorsun orada, dur. Böyle bir eczane. Laboratuvar. Laboratuvar işletiyor. Türk bilim adamları, bak. Olaya bak, 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 bak. Şimdi Adana kebabın özelliği yağlı olacak. Değil mi? Yağlı olacak. Yoksa Adana kebabı olmaz. Adana kebabın özelliği yağlı. Gitsin cüzdan yensin, kemer yensin. Eskiden usul buydu. Böyle şapır şapır akacak. Yağları akacak. Allah Allah, Allah bak. Sen yerken almaya çalışıyor. Dudaklarımızdan çalışıyor. Yağ akacak. Adana sokaklarında beni deli gibi koşturacaksın. Kuyruk yağından, kaburga etinden bu kebap çıkar, böyle çıkar. Nerelere doğru koşturacaksın? Ceyhan'a mı doğru koşayım, Mersin'e doğru mu? En yakın yer neresi? Allah Allah, bak 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 bak. Şu evet. Ekmeği yemeye gelir adam ya buraya. Şuna i̇şte baksana. Eski usul kebaplar böyle. Böyle bol yağlı olacak. Şimdi gidiyorlar dana karıştırıyorlar. Evet. Bilmem ne karıştırıyor. Bak şu yağlar. Şıpır şıpır boşa gitmiyor değil mi? Alıyor musun bunları? Alacağım. Ha, bir al, daha alıyorum. Açma yaptı. Şu, bak, açtı. Şu. Kobra yaptı adam. Şu şekil. Adam kobra yaptı bildiğin. Şu şekil. Şimdi milleti ekranın başında ağlatacaksın ha. Ustam. Ustam milleti ağlatacaksın. İşte bu. Bak. Adana kebabının özelliği bu. Biz böyle yağ akacak. Bizi bağımlı yapacağım buraya. Ben senin niyetini biliyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Şifa hazırlıyorsun. İşte evet. Şifa bu. Evet. Şifa bu bak. Bir tane Adana kıymayı yesin adam. Üzerine şöyle 4 şiş ciğer yesin. Bir de şurada. Senin niyetini biliyorum. Bak bana özel bir iksir de koymuş şuraya bak. Evet o sade kuyruk yağı. Sade kuyruk yağı. Bak şunun üzerine aksın yağlar. Dur. Evet. Dur bak. Burada pişmiş soğanımız. Şimdi diyorlar ki siz ustanın işine çok karışıyorsunuz. Ustayı oyalıyorsunuz. Adana'nın özelliği bu. Adam gelir der ki bana bol yağlı yap diyebilir, evet. Yağsız yap diyebilir, evet. Domatesli yap, soğanlı evet. Yap. El bombası koylesi koyman mı? Koyan. O elimize geçmez, diğerlerini yaparız. El bombası koylesi. Şurada közde pişirdiğimiz soğanlar, közlenmiş soğanlar. Bak. Biz fırına göndermeyiz, kendimiz burada közde pişiririz. Vallahi bak. Ocağın üzerinde bunlar böyle. Ne koydunuz üzerine? Pulbiberleri mi? Pul biber, zeytinyağı. Öf, ilacı bu. Evet. Şimdi ondan başlıyor. Bunlardan acı biberimiz. Şu başlıyor. Acı biberimiz. Şu pişmiş domateslerimiz. Domatesimiz de hazır. Şöyle. Bu da yemeğimiz hazır şu an. Vallahi kaç lira porsiyonlar? Mesela kıyma ne kadar? Kıyma porsiyonu 23 lira. Kuzu ciğerimiz 8 şişi 25 lira. Bir görelim. Ameliyathaneyi bir görelim. Bak. Bak bak bak. Bak. Olayları. Şifaları buraya koymuş adam. Buyurun. Taze ciğer, kuzu ciğeri böyle parlak olur. Işıl ışıl parlıyor. Bak tıraş oluyor şuna. Vallahi evet. Sakal. Şuraya koyayım. Şöyle bir porsiyonumuz. 8 şişten yaparız. Şu şekil bir porsiyondur. 8 şiş bir porsiyon. Böyle kaç evet. Lira? Böyle 25 lira. 25 lira. Eti geçti. Ben sana diyeyim. Evet. Kaça alıyorsun kilosunu? Kuzu ciğerin kilosu 70 lira. Yani bizde hile yok. Vallahi ama dana ciğeri alırsak 35 30 40 lira arası. Hayır mümkün değil. Kesinlikle giremez. O gün ciğer yok derim. Kuzu ciğeri bulamadığım zaman dana ciğeri sokmam. Tamam.
Şimdi ustam şöyle güzel bir salata da yapsın bize. Tamam. Bana gelsin. Tamam, nasıl yakışıklı? Çok şükür. Ne yapıyorsun? Mankenlikten arsa kalan zamanlarından bu işi yapıyorsun. Evet, aynen öyle. Kebapçılığı da hobi olarak yapıyorsun. Evet. Aslında seni podyumlarda görüyorduk daha önce. Evet, doğrudur. Firmalarla çalıştı. Biz de şimdi... Ne yapacağız ilk önce bu tatlı soğan, başlayalım. Soğan salata yapacağım. Yap, bir tane soğan salata. Şimdi yavruları pişirdim. Evet. Ekmeğin üzerine aldım. Tamam. Artık mutlu son kendi geliyor. Ekmeğimizi terbiyeyle, maydanozla terbiye yapabiliriz. İsteğe göre. İşte isteğe göre. Sanat çalışması yapıyor. Senin de tablon bu. Evet. Ressamın tablosu tuval üzerinde olur. Senin evet, de böyle. Şöyle tekrar terbiye yapıyoruz. Of of of. İsteğe göre maydanozlu ekmek yapabiliyoruz böyle terbiyeli. Tamam. Şu şekil. Şunu öyle bir göster. İşte bu. Şu. Sanat eseri bu ya. İsteğe göre bu ekmeği de yapabiliyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Vay sağ olasın. Ben masaya geçiyorum. Afiyet şeker olsun. Yanıma beklerim. Tamam. Sohbet ederim. Tamam. Hadi bakalım. Gel ustam gel gel. Aklımızı al. Bak. Şimdi taze taze. Ustam sizi de alalım böyle. Gel. Valla ekip sağlam. Gençleri toplamışım bütün mankenleri. Sen bunların arasında yaşlanman. Evet. Sen bunların arasında yaşlanman. Onlar benden gençleştiriyor. Servisimiz bak, böyle. Çek çek dostum şunu çek bak. Şimdi benimki biraz torpilli oldu değil mi burada? Uy bak kuyruk yan gidiyor. İsteğe göre herkese o torpili geçebiliriz isteğe göre. Şunu ama mutlaka isteyin bak. Bunun hatta buyurun şöyle ya. Bir. Ciğer mutlaka isteyin. Gel abi. Sen de yanıma gel bak. Ekmeğe bak adam. Sanat eseri yaptı. Az ekmek koymuşsun abi de. Allah razı olsun. Biraz işte, da burada. İsteğe göre yapabiliriz yani o kolay. Az olsun. Buraya ete yemeye geldik. Evet. Gel abi gel. Şimdi şöyle. Sen bunları hiçbirine limon sıkmadın tabi. Evet. Yani şöyle limonla başlayayım. Mis gibi taze taze. Limonlarımız taze limon evet. Herkese böyle değil mi salata? Aynen bu şekilde. Akşamdan niye yapmıyorsun dolaba koymuyor? Akşamdan oldu mu Adana'nın kebabının özelliği gider. Yeah. Bizim yeah. özelliğimiz taze olacak. Taze doğrayacağız. Maydanoza varana kadar. Of. Şimdi? Servise yakında bunları hazırlarız. Dolaba dizeriz. Öyle dışarıda açıkta şu bırakmayız. Şu ciğerlerle başlayayım. Şu ciğerlerle başlayayım. Bak. Oy uzun ay. İşte bu. Eski ciğer... yeme usulü buydu. Değil mi? Böyle evet, koyuyoruz. Bu şekil. Zaten limonu sıktık. Az daha limon sıkayım abi ben buna. Bunun ilacı limon. Sen de sever misin limonu? Evet evet. İlaç. Sıkarsın limon ilaç. Değil mi? C vitamini ilaç. Bunun ilacı. Ondan sonra bu da kimyon. Kimyonun kimyon usulü bir deneyim. Olmazsa olmazı. Şöyle kenarına atalım. Evet. Ciğerin de olmazsa olmazı. Allah'ımın olmayanlara da versin. Amin. Olmayanlara da versin. Bunlar ilaç değil mi? İlaç. İlaç insanoğlunu. Bunlar yediği zaman hastalık. Virüs, mürüs etkilemez. Nasıl olacaklar burası? Neredeyiz biz? Şimdi biz Kızılay Caddesi ile Büyük Saat'ın arasında. Hı. Selam Ocakbaşı. Ya caminin sokağından girdiği zaman bizim buraya çıkar. Navigasyonla da gelebilirler. Tabii navigasyonla da gelebilirler. Küçük Saat'ten geldiği zaman Kasetçi Kerim'in oradan girdiği zaman sağa sol yapmadan direkt yine buraya gelebilirler. Kaç yıllık bir işletme burası? Burası 13 yıldır buradayız. Daha önceki yerlerim vardı onları... Yani meslekte eskisi tabii. Tabii meslekte. Oldu? 78'den beri bu işteyim. Ben doğmadan bir sene önce başlamışsın. O zaman kaç yıl oluyor? 45 yıl mı oluyor? 42 yıl. 42 yıldır meslekte. Şimdi bir de kıymanın tadına bakacağım. Evet. Kıyma, hepsini zırhsa çekemiyorum dedin. Şöyle yani bazı çekilmeyen yerler vardır yani bu her yer için her kebapçı için geçerlidir. Bazı yerleri sert olur. Şöyle onları biraz makineye az bir bölümü %15-20'si gibi. Şöyle biraz kendime torpil geçeyim bugün. Tabii tabii. Kendime torpil geçeyim. Şöyle yine %15-20'si gibi makinede kıyılır, gerisi elde kıyılır. Şu limonumu da. Zaten
kıymayı da hemen parçalanmasından anlaşılır yani el kıyması olarak. Vallahi dökülüyor bulgur gibi zaten ya bulgur. Vallahi şunu yiyen var ya, taşı derler taşı. Taşı derler, oy uzun oy. Ulan bak be. Böyle gezecek. Evet. Cevap yediğin belli olsun. Gidiyorlar. Evet. Ne yağı var, ne ekşisi var yediği bir şeyin. Evet, evet. Cüzdan ye, kemer ye daha iyi. Doğru, aynen. Vallahi bak, şöyle olacak kebap. Havuç, biz eskiden derdik ki havuç gibi kebap. Böyle her tarafı batacak. Her tarafından akacak şıpır şıpır. Ellerine kollar sağlık. Afiyet olsun, şifa olsun. Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Allah razı olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Sağ olasın. Peki, bir öğrenci kardeşim gelse şuradan. Evet. Şalgam da geldi bu arada. Şalgamı unuttunuz. Oof. Ver abi. Dese ki 5 liram var. Evet. Verir misin? 5 lira değil zaten. Heh. Öyle olduğu zaman inandığımız insanlar oluyor. Zaten yoldan geçerken biz hissediyoruz. Değil mi? Sen de çağırıyorsun. Buyurun diyoruz. Bak. Çoğu zaman biz çağırıyoruz. Eğer ki acınız varsa ikram edelim diyorum. Şimdi ben ama bunu videolarımda soruyorum. Hatta eleştiriliyorum. Diyorlar ki sen olduğun için öyle söylüyorsun. Evet. Bu Adana'da bak bizim Anadolu coğrafyasında böyle. Evet. Urfa'ya da git, Bursa'ya da git, Trakya'ya da git. Kimse çevirmez. Ben de çevirmem. Şimdi kardeşim gelse dese ki param yok. Nedir ya? Ya bir kebap kaç kuruş tabii, yani? Tabii yok. Gerekirse cebine parasını da koyarız. Bazıları alışkanlık yapmış. Onlar zaten biz onlar inanmıyoruz. Onlar parantez, onlar açıyoruz. Devamlı aynı işlemi yapıyor. Ama inandığımız insanlar oluyor bazen. Çocuklar da burada şahittir. Çağırıyorum. Diyorum ki acınız varsa yemek için. Çünkü bakar geçiyor. Hissediyoruz. Allah razı olsun. Acınız varsa yemek yapalım diyoruz. Yani bunu ben yaptığım iyiliği söylemek için söylemiyorum. Kamerada olduğu için inandığım insanlara ben yemeği yaparım. Çünkü biz de yokluktan geldik. Allah razı öyle olsun. Üst seviyelerden gelmedik. O yüzden insanların halinden anlarım. Tekrardan ellerine kollarına sağlık. Sağ Allah olsun. Sana sağlık sıhhat versin. Allah dostlar razı olsun. Şifa ile kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. Bu arada gitti abi kıyma. Afiyet olsun. Dostlar bunu unuttuğumu sanmayın. Bu benim göz ağrım, ilk göz ağrım. Vay buzum vay. Hatta şurada bir şişle ciğer kalmış. Bu da boşa gitmesin. Tabii. Oy. Birbirine tamamlasın. Oy yavrum, oy. Vallahi baksana elime, yüzüme. Bunu var ya böyle güneş kremi diye sür bu ya. Evet. Vallahi cildi bile güzelleştirir ya. Of.